Evet arkadaşlar, devam edelim. Şimdi deney sırasında şu kalemin biraz boyutunu büyütelim. Deney sırasında sıkı kumlarda hacim artışı kabarma. Gevşek kumlarda ise hacim azalması, sıkışma görülür. Aslında arkadaşlar işte şu grafik onu anlatıyor. Bakın mantığı şu. Şimdi cümleyi iyi analiz edelim bir daha. Şuraları bir temizleyelim. Bakın cümlede ne diyor arkadaşlar? Deney sırasında sıkı kumlarda hacim artışı diyor. Yani hacim artışı ne demek arkadaşlar? Elinizde bir tane numune var. Bu bir sıkı kum. Bu sıkı kuma bir gerilme uyguluyorsunuz düşey olarak. Ve bakıyorsunuz ki siz aslında bunu sıkıştırmaya uğraşırken bu gevşiyor. Bakın arkadaşlar bu sadece sıkı kumlarda meydana gelir ve belli bir noktaya kadar gelir. Yani belli bir noktaya kadar bu sıkı kuma kuvvet uyguladığın zaman belli bir noktaya kadar hacim artışı, daha sonra tekrar hacim azalması gerekir, meydana gelir. Fakat gevşek kumlarda hep hacim azalması, sıkışma görülür. Bu nedenle zaten gevşek kumlar sürekli sıkıştığı için dayanımları artıyor. Dikkat edin. Yani anladınız mı buradaki farkı? Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Şu cümlede ne dedi? Gevşek kumlarda hacim azalması, sıkışma görülür deney sırasında. Bakın, gevşek kumlarda hacim azalması demek, yani şöyle gevşek olan bir zemin, bu sıkı kumdu, şöyle gevşek kum yapalım. Şu halde gevşek olana siz buradan kuvvet uyguladığınız zaman, bu eğer gevşek bir kumsa, bakın arkadaşlar şu kadar sıkıştırdığınız zaman bu kum daha bir sıkı, daha bir sert hale, dayanımlı hale gelir. Dolayısıyla ne olacak? Bunun kesmeye karşı uyguladığınız kuvvet sürekli artacak. Doğru mu? Dayanımı sürekli artacak. Fakat sıkı kumlar belli bir noktaya kadar gevşiyorlar, daha sonra sıkışıyorlar. O yüzden zaten belli bir noktaya kadar kesme kuvvetine dayanıp daha sonra düşmeye başlıyor. O yüzden bu önemli. Burada tekrar onun grafiğini vermiş. Hacim artışı arkadaşlar. Sıkı kumlarda ne yapıyor? Aslında bu grafik şöyle. Yani burada biraz şeyle verilmiş ama bu grafik aslında şöyle arkadaşlar. Şöyle olup daha sonra şöyleyken gevşek kumlar sürekli şöyle. Yani ne demektir bu? Hacim artışı sıkı kumlarda arkadaşlar hacim artışı gerçekleşir bir noktadan sonra artık onu da hacim azalmaya başlarken gevşek kumlarda sürekli bir hacim azalması meydana gelir. Bakın bu önemli. Peki bunu nasıl bilmeniz lazım arkadaşlar? Size kumların deney sırasında kumun hacim değişimini anlatın dediğim zaman ne yapacaksınız? Bu grafiği çizeceksiniz. Diyeceksiniz ki kumların deney sırasında sıkı bir kumsa önce hacim artışı meydana gelecek, daha sonra belli bir noktadan sonra hacim azalması meydana gelecekken gevşek kumlarda sürekli bir hacim azalması meydana gelecek. Peki arkadaşlar kumlarda deformasyon kayma gerilmesi ilişkisi nedir dediğim zaman o zaman da işte sıkı kumlarda belli bir noktaya kadar kayma dayanımı artıp daha sonra düşer. Gevşek kumlarda ise sürekli bir kayma dayanımında artış meydana gelir. Doğru mu arkadaşlar? Deformasyonda artma meydana gelir ve ikisi bir noktada sanki eşitlenir gibi gözükür şeklinde bir yorum yaparsanız çok güzel olur. Evet, devam edelim. Bunu da gördükten sonra kumlarda hacim değişimi boşluk oranı cinsinden görülmektedir. Bakın arkadaşlar boşluk oranı bu sefer yani aslında şu bir deney yapıyorsunuz. Bu deneye ait kayma gerilmesi bakın şuradaki grafikleri alalım. Kayma gerilmesi ne grafiği çizmiş arkadaşlar? Kayma gerilmesi deltaL grafiği çizmiş. Ondan sonra başka arkadaşlar delta ve deltaL grafiği çizmiş. Delta ve deltaL grafiği çizmiş. Şimdi de boşluk oranı deltaL grafiği. Yani size ben şunlara çizin dediğim zaman ne çizmeniz gerektiğini mantığını anlayacak bir şekilde çizmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi şu grafiği inceleyelim. Bakın boşluk oranı. Şimdi şöyle farz edin. Deney şu. Yatay şekilde bir ne uyguluyorsunuz? Gerilme uyguluyorsunuz. Aynı zamanda da kesme halkasını düşünürsek yatay bir gerilme uyguluyorsunuz. Ve numunenin yeni görüntüsü şu olmuş oluyor. Dolayısıyla bir deltaL kadar ve aynı zamanda biraz da küçülecek şu en kuvvetinden dolayı. Şu kadarlıkta bir deltaş küçülmesi meydana gelecek. Bakın arkadaşlar boşluk oranı ne olacak gevşek kumda? Gevşek kumu siz sürekli şöyle darbe yük uygulayarak gevşek kumu eğer hacmini sürekli olarak azaltırsanız bu gevşek kum taneleri birbirine daha çok yaklaşacak. Dolayısıyla boşluk oranı ne yapacak? Azalacak. Bakın gevşek kumun boşluk oranı azaldı. Sıkı kumun ise ne yapacaktı arkadaşlar?
belli bir noktaya kadar boşluk oranı artacak. Niye? Çünkü dedi ki hacim genişlemesi görülür. Hacim genişlerse, zemin büyürse boşluk oranı artar. Bakın boşluk oranı artacak. Daha sonra boşluk oranı tekrar azalmaya başlayacak. Ama öyle bir an olacak ki arkadaşlar bu boşluk oranı birbirine eşit olacak. Biz buna ne diyoruz? E kritik ismini veriyoruz arkadaşlar. Bir daha anlatıyorum. Şu 3 grafiği sizden isteyeyim arkadaşlar. Şu 3 grafiği bir kağıda çizmeniz ve şu 3 grafiği, şu birincisi, şu ikincisi, şu da üçüncüsü. Şu da üçüncüsü arkadaşlar. Bu 3 grafiği bir yorumlamanız. Bunlar birbiriyle alakalı çünkü. Yani şu grafiğe bakarak bu grafik hakkında yorum yapabilirsiniz. Bakın. Ekrana ikisini sığdıramıyorum ama şu grafiği tekrar çizeyim. Şöyle çizdi fark ederseniz. Aslında şöyle grafik demiştik buna. Şöyle bir grafik. Şu neydi? Sıkı kum. Şu ise gevşek kum. Peki ne grafiğiydi arkadaşlar bu? Hacim değişimi delta L. Yani şurada hacim değişimi. Bakın. Gevşek kumda sürekli hacim azalırsa durmadan şöyle küçülmeye devam ederse daha sıkı bir zemin oluşur. Ve bu sıkı zeminde boşluk oranı ne yapar? Azalır. Bakın boşluk oranı azalıyor. Bu grafik onu gösteriyor. Sıkı kumda dedik ki önce hacim artışı meydana gelir. Hacimin artması demek zemin taneleri birbirinden uzaklaşması anlamına gerek. Yani boşluk oranı artıyor. Bakın boşluk oranı gerçekten de artıyor. Daha sonra bir noktadan sonra artık onda da ne olacak? Hacim azalması yani sıkışma gözlenecek. Zaten bakın bundan sonra dönecek tekrar aşağıya doğru şöyle azalma gelecek. Ama öyle bir boşluk oranına gelecek ki burada arkadaşlar birbirinin neredeyse aynısı olacak. Biz buna ne diyoruz? E kritik. O da şöyle gösteriliyor. E CR olarak gösteriliyor. Tamam mı arkadaşlar? Belki bunun açıklamasını şu anda yapacak. Büyük kesme deformasyonları sonunda hem sıkı kum hem de gevşek kum hemen hemen sabit bir boşluk oranına sahip olup bu boşluk oranında artık hacim değişimi olmaz. Yani E kritikten bahsediyor. İşte bu boşluk oranına kritik boşluk oranı E kritik denilir. Bu kavram kritik zemin durumu mekaniğinde sıkça kullanılır. Kirlerde kesme deformasyonu devam ettikçe kayma direnci yani drenajsız azalarak sabit bir yerime. Bakın arkadaşlar kesme deformasyonu bir kirle meydana devam ettirirseniz kayma direnci ne olacak? Yani kayma direnci kaymaya karşı gösterdiği direnç azalacak. Sabit bir değere yaklaşacak. Bu derece kalıcı kayma direnci deniyormuş. Yani ne olacak killer? Dayanacak. Belli bir noktaya kadar sonradan azalacak. Artık öyle bir noktaya gelecek ki burası artık kalıcı. Yani burası böyle devam edecek. Artık o kilde herhangi bir değişim meydana gelmeyecek. Yani ne kadarlık bir gelim uygulasanız da hiçbir tepki vermeyecek. Ondan bahsediyor burada da. Evet arkadaşlar sıradaki videoda anlatacağım ise 3 eksenli deney. Bakın tekrar yazayım ben onu. İlk olarak laboratuvar deneylerinden kayma mukavemeti parametre olan C ve F'yi elde ettiren kayma mukavemeti parametrelerini bulmamızı sağlayan deneyler laboratuvar ve arazi diye ayrılıyordu. Arazideki deneyleri söyledik. Laboratuvardaki deneyleri inceliyoruz aslında dersin başından beri. Bir tanesi serbest basınç deneyiydi arkadaşlar. İkincisi kesme kutusu deneyiydi. Kesme kutusu. Şimdiki ise üç eksenli basınç deneyi, tamam mı? Bu önemli. Yani kayma mukavemetlerini, zeminin dayanımını, bunlar dayanımını verir. Zemin dayanımını ölçmemizi sağlayan deneyler nelerdir? 1. Arazi deneyleri. 2. Laboratuvar deneyleri. Arazi deneyleri SPT, PMT, CPT, PLT, bir de plaka yükleme. Laboratuvar deneylerimiz aşağıda yazdık işte. A dediğimiz serbest basınç deneyi, B dediğimiz kesme kutusu, C dediğimiz 3 eksenli deney. Bunlar arkadaşlar önemli. Evet bu dersin de sonuna geldik. Bir dahaki dersten devam edeceğiz arkadaşlar.